Değerli meslektaşlarımız, Vetinç, Kedi ve Köpeklerde Meme Tümörlerine Güncel Yaklaşımlar konulu e-seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Gerek pet, gerekse çiftlik hayvanları hekimliği alanlarında devam edecek olan e-seminerlerimizde bugün Profesör Doktor Sinem Özlem Enginler hocamızın sunumuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İnşallah Rica güzel bir sunum olur. ederim. İnşallah. Kolay gelsin hocam. Teşekkürler. Merhabalar. Bugün sizlere kedi ve köpeklerde meme tümörleri ve güncel yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere kedilerde iki torakal, iki abdominal bölgede olmak üzere dört çift meme bezi bulunmakta. Ve bazı hayvanlarda da inguinal bölgede de bir çift fazladan meme bezi bulunabilir. Köpeklerde ise 4-6 çift olan meme bezi sayısı ortalama 5 çift olarak görülmektedir ya da bulunmaktadır. Kedilerde de köpeklerde de lenf drenajı aynıdır. Burada ben bir şema verdim. Orada onun üzerine anlatacağım. Birinci lenf nodu, birinci aksiliyer lenf nodu olarak geçiyor. İkincisi gerçek aksiliyer lenf nodu. Üçüncüsü yan aksiliyer lenf nodları. Dördüncüsü kraniyel epigastrik lenf nodu. Ve beşincisi kaudal epigastrik lenf nodları ve altıncısı süperfiziginal lenf nodu. Bunları anlatmamın, açıklamamın maksadı çünkü İlerleyen slaytlarda meme tümörlerinin yayılımı ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Bunları anlatarak hani lenf notlarındaki metastazı daha iyi anlayabilirsiniz diye böyle birkaç slayt koydum. Meme tümörünün haricinde slaytlarım da var yani. Köpeklerde birinci ve ikinci kraniyel meme lobları da yine ipsilateral taraftaki yani aynı taraftaki aksiliyer lenf yumrularına direni olmakta. Dördüncü ve beşinci meme lobları da yine aynı taraftaki inguinal lenf yumrularına direni olmakta. Ortada kalan üçüncü meme lobu ise aksiliyere de inguinale de direni olabilmekte. Yine kedi köpeklere baktığımız zaman birinci ve ikinci meme loblarını lateral torasik, lateral interkostal ve internal torasik arterler beslerken üçüncü meme lobunu kraniyel süperfisiyel epigastrik arter, dördüncü meme lobunu da kaudal süperfisiyel epigastrik arter besler. Kedi ve köpeklerde arterlerle beraber venöz dolaşımda birlikte seyreder, yan yana seyreder. Kedi meme tümörü ve insidansına baktığımız zaman kedi meme tümörleri deri ve limfe hematopoietik tümörlerden sonra üçüncü sırada gelmektedir. Kediler için erken yaşta kısırlaştırmanın olduğu kadar kızgınlıkların önlenmesi ya da dermatolojik problemlerin tedavisi için haricen yani dışarıdan uygulanan progestagenlerin meme bezinde tümör oluşturma ihtimali yüksektir. Bu da aynı köpeklerde de aynı şekildedir. Bu açıdan özsus belirtilerinin önlenmesi için projesinin kullanımından kaçınılması gerekmektedir. Bir çalışma yapılmış. Buna göre özsus belirtilerinin önlenmesi için progesinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde meme bezinde tümör oluşumu ihtimali daha yüksek olarak tespit edilmiş ve yine erken yaşta kısırlaştırmanın rutin olarak uygulandığı ülkelerde de köpeklerde meme tümörünün görülme sıklığı azalmış. Şöyle ki ne kadar erken yaşta kısırlaştırırsanız, hayvanlardan yavru almak istemiyorsanız, bu hayvanları daha pubertasa erişmeden kısırlaştırdığınız anda meme tümörü oluşma ihtimali sıfırlanıyor. Ama bu hayvanlar gün geçtikçe kızgınlık gösterdikçe ve kızgınlık gösterdikleri sayıda arttıkça meme tümörü oluşma ihtimali de artmakta. Onun için yavru almak istemediğiniz kedi ve köpeklerde meme tümörü gelişiminin önüne geçmek istiyorsanız erken yaşta kısırlaştırma önemli bir faktör. Burada kliniğimize getirilen bir kedi de 12 yaşında kedi de ülseri olmuş bir meme tümörü olgusu var. Kedilerde meme tümörü çok agresif seyretmekte. Köpeklerde nispeten daha az ama kedilerde bu agresivite çok fazla ve bakıldığı zaman %10-20 kadarı iyi huylu, iyi karakterde. Çoğu %90-95 kadarı kötü huylu maalesef. Köpeklerde de %50 malign karakterde belirlenmiş. Burada da yine iki tane fotoğraf koydum. Bayağı büyümüş kitleler var. Tümörlerin çoğu da epitelyal kökenli olmakta köpeklerde de. Ve tüm malignant meme tümörlerinin metastaz yapma potansiyeli mevcut. Genel olarak malignant epitelyal tümörler lenfatikler yoluyla bölgesel lenf yumrularına ve oradan akciğerlere atlarlar, metastaz yaparlar. Mezenşimal kökenli olan
hücreler ise ya da tümörler ise hematojen yolla akciğerlere atlarlar. Yani meme tümörlerinin ilk atlayacağı organ akciğerlerdir. Histopatolojik sınıflandırmaya baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği TNM sistemi ya da bunun modifiye hali kullanılmaktadır. Bu sisteme göre T primer tümörün boyutunu, N bölgesel lenf humusu katılımını, M'de metastazı tanımlar. Buna göre T0 tümör yok. T1 3 santimden küçük tümörleri, T2 3-5 santim çaplı tümörleri, T3'te 5 santimden büyük çaplı tümörleri ifade eder. N0 normal histolojik bulgu, N1 ipsilateral yani aynı taraftaki lenf humusu tutulumunu gösterir. N2 bilateral her iki taraftaki de lenf humusu katılımını gösterir. M0 metastaz yok. M1'de de M1 yazıyorsa raporda o zaman da uzak metastaz var demektir. Risk faktörlerine baktığımız zaman hem kedi hem de köpekler için risk faktörlerini beraber derledim. Bunları da aynı slaytlarda anlatacağım. Yaşa baktığımız zaman meme tümörleri kedilerde genellikle 10-12 yaşlar aralığında, köpeklerde de 9-11 yaş aralığında görülmekte. Ama özellikle köpeklerde 13 yaşındaki dişi köpeklerde malignant tümörlerin görülme ihtimali, meme tümörlerin görülme ihtimali artmakta. Irk olarak da Siyam ırkıyla kısa tüylü tüy yapısına sahip kedi ırkları meme neoplazmları gelişmesi yönünden yüksek riske sahipler. Köpeklerde Tor ve minyatür poodle'lar, İngiliz Springer Spaniel'lar, Britannia Spaniel, Cocker, Setter, Pointer, Alman çoban köpeği, Maltese, Yorkshire Terrier ve Dachshund'da yapılan çalışmalarda en sık meme tümörü gelişen ırklar olarak tespit edilmiştir. Hormonal faktörler de bir diğer faktördür meme tümörü oluşumunda. Özellikle östrojen ve progesteron zaten meme bezinin gelişimi açısından önemlidir ve gereklidir meme bezinin gelişimi açısından. Fakat bunların tümör gelişiminde de etkileri vardır. Çünkü bunlar çeşitli nükleer proto-onkojenlerin transkripsiyonuna nedeni olarak tümöre neden olmaktadırlar. Özellikle progestin uygulamaları yani haricen egzojen progestin uygulamaları tümör gelişim riskini arttırmakta ve oluşan tümörlerin çoğu da kötü huylu olmaktadır. Progesteron tarafının indüklenen meme tümörlerinin gelişim mekanizmasında meme bezi içinde büyüme hormonu üretiminin fazlaca olması söz konusudur. Çünkü büyüme hormonu meme bezi üzerinde doğrudan büyümeyi uyarıcı etkisinin olmasının yanı sıra İnsülin benzeri büyüme faktörü bir aracılığıyla da dolaylı olarak etki etmektedir. IGF'ler hem normal hücre proliferasyonu hem de malignant dönüşümde önemli rol oynamaktadırlar. Beslenme şekli ve obezite de meme tümörü gelişiminde önemli bir faktördür. Yine yapılan bir çalışmada 9-12 aylık yaşta zayıf olan köpeklerle obez köpekler karşılaştırılmış ve obez olanlarda daha fazla meme tümörü geliştiği tespit edilmiş. Yine düşük yağ, düşük proteinle oranla düşük yağ, yüksek protein olarak beslenen hayvanlarda yaşam süresi daha uzun olarak tespit edilmiş. Obez köpeklerde meme kanserine yakalanma riski yüksek olduğu gibi limfatik invazyon riskinin de arttığı rapor edilmiştir. Köpeklerde meme tümörü oluşumu ile ilgili diğer faktör ise yüksek miktarda sığır veya domuz eti ve düşük miktarda tavuk etiyle beslenme olarak gösterilebilir. Bu açıdan tavuk etiyle beslenmenin hayvanlarda meme tümörü oluşumunu engellemek adına çoğaltılması, arttırılması gerekmektedir. Çünkü bu proteinlerde daha yüksek kolesterol vardır. Bu da tümör gelişimini hızlandırabilir. Yine serum retinol miktarı meme tümörlü köpeklerde sağlıklı köpeklerden daha düşüktür. Kedilerde de klinik bulgulara baktığımız zaman tümör agresif karakterinden ötürü daha ilk muayenede çoktan metastaz yapmış olabilir. Kedi meme tümörleri genellikle rahat palpe edilebilen ve hareket ettirilebilen kitleler olup %25'inde ülserasyon görülür. Meme uçları ise çoğunlukla kırmızı ve şişkindir ve içinden sarı kahverengi bir akıntı gelebilir. Burada da yine kliniğimize getirilen 13 yaşlı bir kedi de ülseri olmuş meme tümörü olgusu var ve bu kitle oldukça büyümüş. Yani daha bu kadar büyümeden kitlelerin uzaklaştırılması gerekmekte.
Bu da ilk slaytlarda koyduğum kedi. 12 yaşlı ülserem meme tümörü olan bir kedi. Bu hayvan ameliyat esnasında maalesef öldü ve bunun daha sonra nekropsisinde birçok organda metastazlar tespit edildi. Diyafram, omentum, periton, mezenteryum, dalak, pankreas, böbrek, karaciğer, hatta beyinde bile 2-3 milimetre çapında nodüller vardı. Karaciğerde de sol alt lobda oldukça büyük bir tümörel kitle vardı. Zaten bu kadar büyümüş bir meme tümörü, bu kadar açılmış, ülser olmuş bir meme tümörü metastaz yapma olasılığı çok yüksek. Köpeklerdeki klinik bulgulara baktığımız zaman tümörün tipine ve var olduğu süreye göre küçük, büyük, ülsere, sabit, sınırları belli, tek ya da çok bezde tümörel oluşumlar olabilir. Kayıtlara göre meme tümörü olan köpeklerin %10-50'sinde lenf burunlarında büyümede belirlenmiştir. Metastatik durumlarda hayvanlarda yorgunluk, letarji, kilo kaybı gibi spesifik olmayan ve başka hastalıklarda da görülebilen bulgular görülebilir. Bu bulguların yoğunluğu metastaz yerine ve süresine göre değişebilir. Primer tümörün cerrahi rezeksiyonla uzaklaştırıldığı halde bile ilk bir yıl içerisinde hayvanda metastaz gelişebilir. Çünkü biz tümörü uzaklaştırsak dahi mikro invazyonları engelleyememiş olabiliriz. Çünkü görünmeyen kan içerisinde perifere yayılan, dolaşan kan içerisinde var olan tümör hücreler başka yerlere mikro invazyon şeklinde metastaz yapmış olabilir. Burada da yine 11 yaşlı French Bulldog köpekte bir iki lobda meme tümörü gözüküyor. Burada da aynı şekilde 12 yaşlı kırma bir köpekte meme tümör olgusu var. Hatta hafif bir yanksal durum da başlamış. Tanı yöntemlerine baktığımız zaman tanıda da yine beraber anlatacağım kedi ve köpekleri. Biyopsi alınabilir. Turukat biyopsi ya da ince iğne biyopsisi. İnce iğne biyopsisinde dezavantaj, aspire ettiğiniz tümörün içerisinde, aspire ettiğiniz sıvının içinde hücre bulunmayabilir. Yani kötü huylu hücre gelmeyebilir. Onun için sitolojik bulguya, yani ince iğne biyopsisiyle sitolojik bulguya çok güvenmemek gerekmekte. Onun için yaptığınız ameliyatlardan sonra histopatolojiye kitlenin gönderilmesi daha iyi olacaktır. Yine yanı sıra tam kan sayımı, serum biyokimyasal analiz, idrar analizi ile genel durum muayenesi gerçekleştirilebilir. Primer tümörün boyut, tip, histolojik incelenmesi, bölgesel lenf hücrelerinin değerlendirilmesi ve üç yönlü toraks radyografisi yine tümörlü hastanın değerlendirilmesi tamamlanır. Ancak unutulmamalıdır ki lenf yolları sadece yangısal durumlarda büyümez, tümörel durumlarda büyümez. Yangısal durumlarda da büyümüş olabilir. Ya da bazen lenf yolunun metastaz olmuş olduğu halde küçük kalabilir. Yani büyümemiş olabilir. Onun için lenf yolundan da ince iğne biyopsiyle sitolojik örnek almak fayda sağlayabilir. Radyografi hala bizim kliniğimizde de en geçerli muayene yöntemlerinden birisi. Akciğer metastazlarının değerlendirmesinde en önemli yöntemlerden bir tanesi. Ama bunun da dezavantajı 6-8 milimetre çapındaki akciğer lezyonlarını görebilmemiz. Son dönemde bilgisayarlı tomografi çıktı. Bilgisayarlı tomografiyle 4 milimetreye kadar olan metastazlar, akciğerdeki metastazlar saptanabiliyor. Tabii ki her daim herkesin bilgisayarlı tomografiye ulaşma ihtimali yok ama radyografiye göre bilgisayarlı tomografi birazcık daha teşhisi kolaylaştıran yöntemlerden bir tanesi. Burada da üç tane radyografi görüntüsü koydum. Köpekte birincisinde akciğer ödemi görülüyor, ikincisinde oklarla metastaz odakları gösteriliyor. Ve C'de de hem akciğer ödemi hem de akciğerin kapasitesinde azalma mevcut. Bilgisayarlı tomografi anatomik yapıların yüksek uzaysal çözünürlük ve doku kontrastının orta düzeydeki farklılaşmasının değerlendirmesi için yararlı bir teknik olarak kullanılabilir. Yine hayvanlarda son dönemde PET, insanlarda çok sık kullanılan pozitron emisyon tomografisi kullanılabiliyor. Bu da üç boyutlu fonksiyonel işlevsellik hakkında bilgi sağlayan oldukça yeni bir görüntüleme tekniği. Manyetik rezonans görüntüleme bu bilgisayarlı tomografiye göre daha iyi
tümörün teşhisinde. Çünkü yumuşak doku kontrastı daha iyi manyetik rezonansın. Onun için bilgisayar tomografiye göre manyetik rezonansı denemek ve onunla teşhisi gitmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ultrasonografik teknikler, buna baktığım zaman B-MOD çok fazla bize bir bulgu vermeyecektir. B-MOD ultrasonografide sadece memenin boyutları, ekostrüktürü ya da ekojenitesi hakkında bilgi elde edebiliriz. Ama eğer ki ultrason cihazınızda Doppler özelliği varsa, o zaman Doppler özelliğini aktive ederek meme bezine gelen kan akımını, meme bezinde bulunan kan akımının kan damarlarının sıklığını ya da kan damarlarının miktarını belirleyebilirsiniz. Yine kan akış yönünü belirleyebilirsiniz. Özellikle power doppler tuşuna bastığınız zaman ve power doppleri aktive ettiğinizde kılcal damarları, hatta küçük damarları bile görüntüleyebilirsiniz. Çünkü tümör kendisini büyütmek ve metastaz yapabilmek için kan damarları oluşturmaktadır. Ve işte bu kan damarlarının oluşumu hayvanlarda ki meme tümörlerinin kötü huylu olup olmadığının ayrımında kullanılan bir yöntemdir. Doppler ultrasonografi ile bunun ayrımını yapabilirsiniz. Kontrastlı ultrasonografi, bu da hayvanlarda meme bezinde bulunan lezyonların saptanmasında kullanılan yeni bir yöntemdir. Bu inceleme için ultrason ekipmanının özel bir yazılımla donatılması ve hayvana da tabii ki kontrast madde verilmesi gerekmektedir. Üç boyutlu ultrasonografi, bu da hayvanlarda meme bezlerinin görüntülenmesinde sınırlı uygulamaya sahip oldukça yeni bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknik için yine elektromanyetik pozisyon sensörü ile birlikte bazen sensörsüz de kullanılabiliyor. Geleneksel transdüsör kullanılabilir. Elastografi, bu da teşhis duyarlılığını arttırmak için doku sertliği ve esnekliğini ölçmeye yönelik kullanılan bir ultrasonografi tekniği. Bu da dokuya yapmış olduğumuz basıya ve o basıdan geri dönüşümle oluşan deformasyonun değerlendirilmesine göre anlaşılan bir teknik. Bunda da doku deformasyonun yüksek frekanslı yankı sinyalleriyle tahmin edilebilirken gerilim değeri doku ölçümüne dayanarak değerlendirilemez. Ama bu elastografide kötü huylu olup olmadığının kararını verirken ve elastografiyi her şekilde kullanırken çok fazla bası yapmamanız gerekir. Çünkü bu küçük basılarla kontrol altında tutularak, o basıların kontrol altında tutularak yapılması ve geri dönüşümde çıkan skalaya göre bir renk skalası çıkıyor. O renk skalasına göre kötü huylu mu, iyi huylu mu olduğunu kararı verilebilir meme tümörlerinde. Biyobelirteçler, bunlar da genellikle kanda veya başka dokularda ölçülebilen proteinlerdir. Bir hastalığın varlığı, tedavi sonuçları ve hastanın prognozu hakkında bilgi verebilir bize. Her kanser hücresine spesifik proteinleri ifade eder. Bunlara tümörle ilişkili antijenler denir. Tümörlü hastalarda bu antijenler diğer dokularda, serumda veya idrarda normalden farklı konsantrasyonlarda, yüksek konsantrasyonlarda tespit edilirse biyolojik belirteç olarak adlandırılır. Kedi ve köpeklerde meme tümörlerinin saptanmasında biyobelirteçler kandan alınan yani serumla anlaşılabilir. Özellikle kanser hücre proliferasyonu ve apoptoziz ile ilgili biyobelirteçler Ki-67, pCNA ve protein P53'tür. Yine tümörün metastatik potansiyeliyle ilgili, yani metastaz yapıp yapmayacağının tespiti için de kullanabileceğimiz biyobelirteçler E-katerin CEA ve CA15'e 3'tür. Anjiyogenez ile ilgili biyobelirteçler, anjiyogenez de biraz önce söylediğim gibi tümörün damar ağının arttırmasıyla ilgili bir faktördür. Bu da VEGF, EGFR ve HER2'dir. Yine hormon reseptörleri ilgili biyobelirteçlerde östron sülfat, östrojen, progesteron ve prolaktin reseptörlerini içermektedir. Yangı ile ilgili biyomarkerler de COX-1 ve COX-2'yi içermektedir. Gen mutasyonları da en çok risk genleri DNA hasarını tanıma ve onarımına katılan proteinlerde olan
mutasyonlara bağlı olarak oluşabilir. Bunlar da BRCA1, BRCA2, TPN3, PITEN, CHK2 ve ATM'dir. Bunların herhangi birinde mutasyon olması, bu genlerden bir tanesinde mutasyon olması genetik olarak meme tümörü oluşma ihtimalini arttırmaktadır. Kanser kök hücreleri ya da tümör başlatan hücreler, tümörlerin normal doku gelişimi ve yara iyileşmesinde görünen epitel mezenşimal geçişin olduğu kısmen normal hücresel işlemin bozulması yoluyla meydana geldiğine inanılmaktadır. Bir epitel hücrenin geri dönüşümlü olarak motil hücreye dönüşmesi, motil mezenşimal tipe dönüşümü, hücrelerin uzak bölgelere göç etmesine, dokuları istila etmesine ve metastaz üretmesine olanak sağlar. Tümör başlatan hücreler kendilerini yenileyebilecekleri ve farklı kanser hücrelerine farklılaşabilecekleri küçük tümör hücrelerinin alt popülasyonudur. mRNA, bunlarda özellikle hücresel proliferasyon düzenlenmesi, farklılaşması, yine damarlaşma, anjiyogenezis, hücresel göç ve apoptozis gibi birçok hücresel süreçte yer alırlar. Kanserlerin teşhisi açısından mRNA'lar güncel ve umut verici bir metottur. Dolaşımdaki tümör hücreleri de bu da periferal kanda bulunan ve primer tümörden veya metastazından köken alan tümör hücreleridir. Pardon. Benim fibroepitelyal hiperplazi, bu da kedilerin iyi huylu meme tümörüdür ve kötü huylu tümörle karışma olasılığı olduğu için ben size burada anlatmak istiyorum. Bu kedilerde meme bezinin fibroadenomatoz değişiklikleri, fibroadenomatoz meme hiperplazisi, fibroadenoma kompleks veya meme hipertrofisi olarak da adlandırılan bir hastalıktır. Bu progesteron etkisi altında özellikle hipofiz bezinden büyüme hormonunun salgısına bağlı olarak şekillenir. Kedilerde bu hormonun hedef dokusu meme bezidir. Büyüme hormonunun hedef dokusu meme bezidir. Bu hormon epitelyal stromal glandüler kanallarının çoğalmasına neden olarak meme bezinin hiperplazisine neden olur. Hastalık genellikle kısırlaştırmayan dişi kedilerde, pubertede, gebelik esnasında veya hayali gebelikte veya dişi ve erkek kedilerde egzojen progesteron kullanımına bağlı olarak gelişebilir. Etkilenen meme bezlerinin büyüklüğü değişebilir. 1,5 santimden 18 santime kadar büyüyebilir. Meme lobları simetrik olarak da büyüyebilir ya da asimetrik olarak da büyüyebilir. Ağır vakalarda başka sistemik bulgular da olaya karışabilir. Ateş, anemi, taşikardi, apati ve iştahsızlık gibi. Ve hatta çok büyük kitlelerin hayvanın ölümüne neden olabileceği bile gösterilmiştir. Fibroepitelyal hiperplazinin tanısı ya klinik bulgulara göre konulabilir, ya ince iğne biyopsisine göre konulabilir ya da biyopsi alınabilir. Ya da ultrason yapılabilir ama ultrasonda çok ayırıcı bir teşhise gidemeyebilirsiniz. Sadece laktasyondaki hayvanla karşılaştırdığınızda biraz daha yüksek ekojeniteye sahip bir görüntü verir ultrasonda. Ferin fibroepitelyal hiperplazi iyi sınırlı, katı granüler bir kitle olarak oldukça hiperokalik yapıda ve düzenli olarak sınırlandırılmış kenar boşluklarıyla karakterizedir. Damar ağı açısından da, damar dağılımı açısından da uniform bir yapı sergiler. Burada size kliniğimize getirilen fibroepitelyal hiperplazi olgularından bir kolaj yaptım. Yani bu dişi kedilerde feh görüntüsü. Burada da erkek bir kedide, egzojen progesteron uygulanmış erkek kedide memelerde hiperplazi görülüyor. Tedavide progesteron etkisini ortadan kaldırmak çok önemli. Bunun için de ovalektomi ya da ovalisterektomi denenebilir, uygulanabilir. Ama bu ovalisterektomi ya da ovalektomi uygulanacaksa soldan yapılmasında fayda vardır. Çünkü meme tümörlerinden dolayı, pardon, memedeki lezyonlardan dolayı sıkıntı yaşanabilir, yara hattı kapanmayabilir. Ve ovaryumdan uzaklaştırılmasından 3-4 hafta sonra da memelerin kendiliğinden regresi olduğu görülebilir. Ama bazı durumlarda da regresyon gelişmeyebilir. O takdirde o kalan memelerin uzaklaştırılması gerekir. Lezyonlu memelerin uzaklaştırılması gerekir. Yine bir tedavi şekli olarak parsiyel ya da total mastektomi kediye uygulanabilir. Ve bir diğer tedavi de agrepiriston, yani antiprogestagen
kullanılabilir. Çünkü progesteron etkisi altında oluşan bir tümör olduğu için, iyi huylu tümör olduğu için aldopristonla geri dönüşümü sağlanabilir. Gebe kedilerde fertilite, laktasyon veya yavrulardan ödün vermeden yapılabilecek bir tedavi protokolü yoktur. Çünkü aldopriston yaparsak aborta neden olma ihtimalimiz var. Ama başka tedavi seçeneğimiz de yok maalesef. Kedilerde aldopriston birazcık daha köpeklere göre yüksek dozda 15 mg kilogram dozda kullanılır. Geri altı uygulanır. 2 gün üst üste kullanıldıktan sonra memelerde regresyon olana kadar aynı tedavi haftada bir uygulama şeklinde devam edilebilir. Bir başka çalışmada fehri kedilerde 1. 2. 7. 14. ve 21. günlerde alezin uygulanmış ve tedaviye haftada bir devam edilmiş ve 6 hafta sonunda memelerin küçüldüğü görülmüş ama buradaki doz birazcık daha düşük. Köpek dozu 10 mg kilogram dozda uygulanmış ama sıklığı arttırılmış ve yine tedavide başarı şansı oldukça yüksek olarak saptanmış. Feh olgularında kendiliğinden iyileşme de görülebilir ama bu nadirdir ve haftalar hatta aylar alabilir. Bu süreci beklemektense ve hayvanın kötüleşme ihtimaline karşılık tedavi etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Burada da yine kliniğimize getirilen bir felin fibroepitelyal hiperplazi olan bir sfinks kedi. Bu gebeydi bu kedi. Bunda soldan ovalisektomi uygulandı. Takibinde 5 gün üst üste 2 hafta boyunca alizin tedavisi yapıldı. Ve 3. fotoğrafa baktığımız zaman memelerin oldukça küçüldüğü tespit edilebilir. Bu da ayrı bir tedavi protokolü olarak aklınızda kalabilir. Yani 5 gün üst üste de alizin uygulayabilirsiniz 2 hafta olarak. Yine seçilen tedaviye ek olarak hayvanın durumuna göre anti-inflamatuar ilaçlar, antibiyotik, sıvı destek tedavisi de tedaviye eklenmek zorunda kalabilir. Yine bazı olgularda bu memelerden bazen süt de gelebilir. Yani felin fibroepitelyal hiperplazi olup süt de gelebilir, süt salgısı da oluşabilir. Bu süt salgısı olduğu durumlarda alizinle beraber gabergolin gibi bir antiprolaktin de tedaviye eklenmesi gerekmektedir. Yani sütün de geriletilmesi memelerin küçülmesi açısından önemlidir. Köpeklerde meme fibroadenomasına baktığımız zaman bu da iyi huylu bir lezyon, bir tümör. Bu lezyonda köpeklerde fibroadenoma olarak görülmekte ama kediden farklı olarak hiperplazi yok. Bu iyi huylu bir tümör. Köpeklerdeki patogeneziz de kedilere benzer, yine progesteron etkisi altında oluşuyor ama dediğim gibi hiperplazik bir durum yok. Progesteron uygulaması, egzojen progesteron uygulaması sonrası oluşabiliyor. Bunun da tedavisi mastektomi şeklinde yapılmalı. Burada da bir köpek resmi koydum. Bunda da hipolitoidizme bağlı, yani gebelikte progesteronun 2 nanogram mililitreden düşük olduğu hallerde hipolitoidizm gelişebilir ve bu takdirde abort oluşabilir hayvanlarda. Hipolitoidizm olan bir köpekte onun için uzun süre progestagenle tedavi edilmesi gerekebilir hayvanın egzojen olarak. İşte bu egzojen progesteron tedavisine bağlı olarak oluşan fibroadenoma olgusu bu köpekte. Kedi meme tümörlerinde tedavi yöntemlerine baktığımız zaman şirürjikal tedavi, kemoterapi, immünoterapi ve radyasyon tedavisi uygulanabilir. Şirürjikal tedavi olarak da kedilerde en çok unilateral mastektomi ya da bilateral, yani total mastektomi önerilmekte. Çünkü kedilerin genelde meme tümörleri çok agresif olduğu için erken dönemde tespit edilenlerin hemen bütün memelerin uzaklaştırılması en iyi yaklaşım. Bu uzaklaştırma esnasında dikkat edilecek nokta inguinal nerf humusunun, hatta aksiliyer nerf humusunun bile uzaklaştırılması. Ama aksiliyer nerf humusu birazcık anatomik yerleşim olarak çok uygun bir pozisyonda değil ve alırken diseksiyon esnasında yanlışlıkla kalp damarını zedeleme ve hayvanda ölüme neden olma gibi ihtimal var. Onun için çoğunlukla aksiliyer nerf humusu pek uzaklaştırılamaz yani. Kemoterapiye baktığımız zaman da kedilerde metastaz oluştuktan sonra kemoterapiye cevap zayıf. Çünkü artık metastaz olmuş ve kitle oldukça büyümüşse kemoterapiye cevap pek alınamıyor. Yapılan bir çalışmada doxorubisin ile siklofosfamid kombinasyonu halinde kullanılmış ve 145 kedide yaşam süresinin uzadığı tespit edilmiş.
Ama bu tedavide de tümörün boyutu çok önemli. Çünkü 3 santimden büyük kitleler artık metastaz yapma eğilimi olan kitleler. Ameliyat sonrası yine doksorubisin 1 miligram kilogram damar içi 3 haftada bir maksimum 5 tedavi şeklinde uygulanması yaşam süresini kedilerde uzatmış. Doksorubisinin dozunun azaltılması, çünkü doksorubisin kalp toksik. Onun için de kullanırken hem dikkat edilmesi lazım, kalbin devamlı monitörize edilmesi lazım ve dozunun azaltılması daha iyi olabilir. Kullanılan doksorubisin dozunun. Onun için de mitoksantran ile birlikte kullanılarak toksitesi azaltılabilir. İmmünoterapi, bu da immünomodülatörlerin kullanımı ile konakçının tümör hücrelerine karşı bağışıklık cevabını uyarır. Fakat yapılan çalışmalarda kullanılan immünomodülatörlerin kedi meme tümörlerinde başarılı olmadığı tespit edilmiş. Radyasyon tedavisi de bu türde hayatta kalma oranlarının arttığını destekleyen kanıtlar maalesef yok. Ve radyasyon tedavisi genellikle kedi meme tümörlerinde nadiren kullanılmakta. Tek kullanım alanı belki de hani radyasyon tedavisiyle kitlenin küçültülmesi ve o ameliyata uygun hale getirilmesi olabilir. Köpeklerin inflamatuar meme karsinoması, bu da yangılı meme bezi karsinomaları, tümörün üzerindeki derinin de ödemli ve ağrılı olduğu, dermal lenfatiklerde yoğun yangısal hücre infiltrasyonu ve malignant epitelyal hücreler içeren hızlı bir klinik ilerleme gösteren anaplastik karsinomalardır bunlar. Epitelyal meme bezi tümörler arasında karsinoma insitu ile adenokarsinomlar iyi bir prognoz gösterirken anaplastik ve yangılı karsinomlar en kötü prognoza sahip türdür ya da çeşittir, öyle söyleyeyim. Köpeklerde iki klinik formu vardır IMC'nin. Birincil IMC, bu birincil IMC'de daha önceden meme tümörü geçmiş olmayan köpeklerde oluşan IMC. Sekonder IMC ise daha önce meme tümörü geçmiş olan köpekte ikinci kereye IMC, yani inflamatuar meme karsinoması oluşmuş olabilir. Bu da sekonder IMC olarak adlandırılır. IMC kedilerde de rapor edilmiştir. Burada da yine kliniğimize getirilen bir dişi köpekte inflamatuar meme karsinoması görüntüsü. Burada gördüğünüz üzere oldukça kızarık, böyle kütürlü deri lezyonları görülüyor. Ve bu doku esasen aşağıdaki kasa bile yapışık ve ileriye doğru ilerliyor zincir şeklinde. Ve harmanda çok ağrı var çünkü çok yangılı. Ve bu resimde de gördüğünüz üzere çok kızarık bir durumda. Bu kızarıklık da proliferasyon, yani meme tümörünün proliferasyon aşamasında olduğunun göstergesi. IMC zaten çok hızlı yayılıyor. Hemen alt dokulara tutunuyor ve en kötü prognoza sahip tümör tipi köpeklerde, kedilerde de görülebiliyor. Burada da yine kliniğimize getirilen yangılı, sıcak, seroz akıntılı meme bezi görüntüsü var. Bu da yine IMC ve dikkat ederseniz yukarıya doğru ilerlemiş zincir, belki de tüm zinciri kaplamış bir görüntüye sahip. Bu tarz olguların ameliyatta uzaklaştırması da çok zor. Çünkü hem alt dokuya da yapışmış, kasa da yapışmış ve kasın aleyhine çalışmak gerekiyor. Ve böyle büyük bir kitlenin uzaklaştırılması halinde deri karşılıklı getirilemeyebiliyor. Onun için bunun önceden bir küçültülmesi gerekmekte. Onun için de ben biraz sonra zaten tedavi yöntemlerinden bahsedeceğim. Meme tümörler arasında IMC görülen köpeklerin yaşam süresi çok kısa. Yani ortalama 25 gün gibi bir süre. IMC olmayan diğer kötü huylu meme tümörlerinde ise ortalama yaş ameliyat sonrası 14,2 ay olarak tespit edilmiş. Son derece invazif doğası ve zayıf prognozuna bağlı olarak IMC'li köpeklerde genellikle tedavide operasyon önerilmez ya da önerilemez. Biraz önce de dediğim gibi çok fazla bir doku uzaklaştırılacağı ve karşılıklı deri getirilemeyeceği için. Kanserde ve inflamatuar durumlarda dokularda COX-2 salınımı çok fazla ortaya çıkıyor. Zaten IMC'de en önemli şey COX-2'nin fazlaca salınımı. Zaten eğer ki bir tümörde COX-2 çok salınıyorsa, o zaman o tümörde yüksek tümör histolojik derecesi vardır. Yani histoloji derecesi yüksektir. Daha fazla metastaz yapma olasılığı vardır. Nüks oranı fazladır ve hayvanın yaşam süresi kısalmıştır.
COX-2 ekspresyonu yani arttığı zaman bu prognoz uzun kötü olduğunu gösterir. IMC'li hayvanlarda da COX-2 salınımı en yüksek seviyededir. IMC tedavisine baktığım zaman burada ben 3 protokol verdim ama bunlardan en önemlisi 3. protokol. Çünkü yapılan çalışmalarda işte birkaç kemoterapik madde kullanılmış, ilaç kullanılmış ama pek tedaviye yanıt vermemiş. Şöyle, birinci protokolde doksorubisin kullanılmış. Siktofosfamid ile kombine şekilde kullanılmaya çalışılmış ama dördüncü günde siktofosfamid ekleniyor. Hayvan üçüncü günde ölmüş, siktofosfamid kullanılamamış bile. O yüzden bu birinci protokol pek geçerli sayılmaz tedavi açısından. İkinci protokolde de doksorubisin, siktofosfamid, 5 fluorosil ve prednizolon eklenmiş. Bu tedavide de hayvan 30 gün sonra ölmüş. Bu iki protokolde de klinik iyileşme gözlemlenmemiş. Onun için 3. protokol en önemlisi. Sadece piroksikam uygulanmış hayvanlara, yani COX-2 inhibitörü. Bir defa ağızdan kullanılmış, günde bir defa. Ve bu gruptaki hayvanlarda klinik iyileşme gözlenmiş ve hayvanların yaşam süresi 174 gün olarak tespit edilmiş. Bu açıdan IMC tedavisinde piroksikam kemoterapiye göre daha etkili tedavi seçeneği olarak tespit edilmiştir. Biz de kliniğimize gelen IMC'li hastalara önce bir piroksikam uyguluyoruz 2 hafta kadar. Meme tümörü küçülüyor ve artık ameliyat yapılabilecek duruma geldiyse hayvan ameliyatı alıyoruz. Köpek meme tümörlerinde tedavi yöntemlerine baktığımız zaman bu da aynı kedilerdeki gibi şirürjikal tedavi. Lumpektomi, basit mastektomi, regional mastektomi, unilateral mastektomi ya da bilateral mastektomi kullanılıyor. Biz kliniğimizde rutinde bilateral mastektomi kullanıyoruz. Burada da kedilerde de bahsettiğim konu aynı şey geçerli. Burada da lenf yumrularının uzaklaştırılması çok önemli. Total mastektomi uygulanmış bir köpeğin kliniğimizde yapılmış bir ameliyatın ameliyat sonrası köpeğin görüntüsü mevcut, size göstermek için koydum. Yine malign karakterli meme tümörlerinin çoğu mastektomi öncesinde metastaz yapmış olabileceği için operasyonla beraber bir ek tedaviye gereksinimi olabilir. İşte kemoterapi yapılabilir, hormonal tedavi yapılabilir ya da diğer tedavi seçeneklerinden biri uygulanmasında fayda sağlayacaktır. Radyoterapi, bu da meme tümörlerinin tedavisinde rutin olarak kullanılmamakla beraber rezeksiyon tam olarak yapılamamış, metastaz yapmış ya da yangılı karsinom tanısı konmuş tümörler için bir yöntem olabilir. O da tümörün boyutunu küçültülmesi için ve ameliyata uygun hale getirilmesi için, hayvanın ameliyata uygun hale getirilmesi için kullanılabilir. Ama yine köpeğe ait bir protokol bulunmamakta radyoterapi için. Hormonal tedavi, burada da Gozerel'in en önemlisi ve en çok tedavi şansı yüksek. Gozerel'ine baktığımız zaman 12 ay boyunca 21 günde bir uygulanmış. Serum östrojen ve progesteron seviyesinin anörsüsteki gibi bazal seviyeye indiği gözlemlenmiş. Yani etkisi olmayan bir tedavi protokolü. Ve bu uygulamadan 2 yıl sonra nüks oluşmayan olgu sayısının da %88 olarak belirlenmiş. Yani iyi bir etki oluşturmuş Gozerel'in. Antiprogestinler kullanılabilir. Yine meme tümöründe köpeklerde ama bunda da önemli olan progesteron reseptörünün pozitif olması. Yani meme tümörünün progesteron reseptörü açısından pozitif olması gerekiyor ki antiprogestinlerden etkilensin ve küçülsün ya da proliferasyonu sekteye uğrasın. Ama genelde tümörler hem östrojen hem progesteron reseptör beraber olarak oluşuyor ve oluyorlar. Onun için sadece antiprogestin tedavisi yeterli olmayabilir. Tamoksifen sitrat da kullanılabilir. Bu da antiöstrojenik etki gösterir. Bunda da östrojen reseptör pozitif olan köpeklerde kullanılabilir. Fakat çok yan etkisi var. Vulvada akıntı, ödem, davranış değişiklikleri gibi. Onun için pek önerilmiyor. Vezmopressin uygulanabilir. Bu da tercih edilebilen bir köpeklerde kullanılabilecek bir tedavi protokolü. Bunda da antidiüretik hormon, yani vazopresinin sentetik bir türevi. Bu peptit hemostatik ve antidiüretik etkilere sahip. Vezmopressinin hastalıksız dönem ve toplam sağ kalım süresi üzerine olumlu etkileri vardır.
hastalar üzerinde herhangi bir yan etki saptanmamıştır. Onun için meme tümörlerinde köpeklerde tedavi amacıyla rahatlıkla kullanılabilir. Kemoterapi uygulamaları esasen kediyle aynı kemoterapi uygulamaları da. Ama özellikle in vitro kültür, hücre kültürü köpeklerde çok fazla yapılıyor ve hücre kültüründeki tedavi protokollerine bakılarak yine kemoterapetiklere karar verilebilir. Ama in vitro ortamda yapılacak ve başarılı olan ilaçların hayvan üzerinde de denenmesi gerekmekte. Veteriner hekimlik açısından en sık doxorubisin, siklofosfamid, 5-fluorosil meme tümörü açısından kullanılabilir. Siklofosfamid ile 5-fluorosilin kombine olarak kullanıldığı bir çalışmada mastektomi sonrası tedavi edilen dişi köpeklerin hastalıksız sağ kalım dönemlerinin üzerine olumlu etki oluşturduğu saptanmış. Yine dokataksan ve doxorubisinle beraber yapılan bir tedavide de nüks meme tatsız oluşumunun engellenmediği belirlenmiş. Yani köpeklerde kemoterapetiklerin pek başarılı olarak sonuç verdiği saptanmamış. Dediğim gibi hücre kültüründe iyi başarılar elde edilebiliyor ama bunların hayvan üzerinde de bu ilaçların hayvanlar üzerinde de deneysel olarak araştırılması gerekmekte. Homeopati uygulamaları bu da benzer şeyler benzerleriyle tedavi edilebilir kuralına dayanan bir yöntem. Özellikle tarantulokubensis köpek meme tümörlerinde kullanılmış. Preoperatif dönemde kullanıldığında malign tümörlerde sertleşme, benign tümörlerde ise hem sertleşme hem de regresyon oluştuğu gözlemlenmiştir. İmmünoterapi, kedilerdeki gibi esasında immünoterapi yine aynı şekilde kanser tedavisinde immünomodülatörlerin uygulanmasına bağlı olarak konunun esasen bağışıklık cevabını arttırmaya yönelik bir girişim. Ama immünoterapide kullanılan maddelere karşı da çalışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmemiş maalesef. Prognostik faktörlere baktığımız zaman tümörlerle ilgili bir prognostik faktörlerde yaş, tümör büyüklüğü, tümörün derecesi, histopatolojik olarak sınıflandırılması, klinik bulguları hayvanın, lenf yumrularında metastaz olup olmaması, tümör dokusundaki östrojen ve progesteron reseptör seviyesi, özellikle COX-2 seviyesi ekspresyonu, mikrovaskülarizasyonun yoğunluğu ve mitotik indeks ve moleküler genetik değişiklikler sıralanabilir. Bunlar hepsi prognostik faktörleri içermektedir. Ama bunların içerisinde de en önemli prognostik faktör tümörün büyüklüğüdür. Çünkü 3 cm'den büyük kitleler metastaz yapma eğilimi gösterir ve metastaz da hayvanın yaşam kalitesini ve süresini kısaltır. Yaşam kalitesini bozar, yaşam süresini kısaltır. Klinik ve histolojik bulgu olarak da yine bir diğer prognostik faktör kliniğe geldiğinde hayvanı muayene etme esnasında prognostik faktör olarak düşünülebileceklerden bir tanesi de tümörün deriye ve altındaki dokulara tutulumu ve üzerindeki deride ülserasyon bulunması maligniteye işaret eder ve prognozun kötü olmasıyla ilişkilendirilebilir. Yine lenf yumruğu metastazı bulunan kedi ve köpeklerde de prognoz olumsuz olup tanı sonrası 2 yıl içerisinde mortalite oranı artmaktadır. Köpeklerde de tümör derecesi 4 veya 5 olan köpeklerde yapılan çalışmalarda 6 ay süreyle yaşadıkları tespit edilmiş. Tümör dokusunda da östrojen ve progesteron seviyesinin düşük olduğu olgularda malignitenin yüksek ve prognozun kötü olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer belirleyici faktör de selüler proliferasyon markerları, ben bunu ilk başta da anlatmıştım biomarkerlarda, KI-67'nin ekspresyonuna bakılabilir. KI-67 serumda ya da doku homojenatında ölçülebilir. Bunun fazla olması da tümörlerdeki metastaz olasılığının fazla olduğunu göstermektedir. Bu klinisyenler için ve klinik yapanlar için çok önemli bir slide esasen. Çünkü şöyle, genelde dışarıda yapılan uzaklaştırmalar, meme tümörlerinin uzaklaştırılması, alınması sonrası histopatolojiye gönderme alışkanlığımız maalesef yok.
Ama histopatolojik olarak sonuçların değerlendirilmesi bize çok şey katacaktır. Burada da size bir öneride bulunuyorum onun için. Kedi ve köpeklerde tüm uzaklaştırılan meme lezyonlarının muhakkak patolojiye gönderilmesi ve histopatolojik bir muayene yapılması gerekmektedir. Çünkü köpeklerde ortalama 10 meme bezi olduğunu düşünürsek ve bunlardan birinde kötü huyluluk varken diğerinde iyi huyluluk olabilir. Bir başkasında yine iyi huyluluk olabilir ya da diğerinde kötü huyluluk olabilir. Yani her meme bezinde farklı karakter sergileyebilir tümörel olarak. Ve atıyorum 10 memede, 10 meme zincirinde de tümör var ama hepsi aynı karakterde olmayabilir. Zaten nadir olarak tüm meme bezlerindeki görünen lezyonlar aynı karakteri sergiler. Bu açıdan da histopatolojiye göndermemizde fayda var. İçlerinden bir tanesi bile kötü çıksa kötü huylu diyeceğiz tabii ki hayvan için. Ve ona göre kemoterapi uygulayacağız. İşte ne bileyim gozaredin uygulayacağız. Antiprogesteron uygulayacağız. Yani ona göre tedavi seçeneği sunacağız hastaya. Onun için de histopatolojik sonuca göre ameliyat sonrası tedaviye karar verebiliriz. Yine köpek meme tümörlerinin tedavi etkinliğinin araştırılması amacıyla da biraz önce de demiştim, hücre kültürü çalışmaları son yıllarda oldukça fazla şekilde yapılmakta. Kültür ortamında in vitro olarak tümörün ilerlemesinin durdurulması ve kültür edilmiş hücrelerin ölümünün değerlendirilmesine yönelik birçok çalışma yapılmış ve bu konuya dair birçok ilaç denenmiş. Başarılı sonuçlar da elde edilmiş. Fakat bu ilaçların in vitro çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmesi tek başına yeterli değil. Çünkü bu ilaçların hayvanlar üzerinde denenmesi ve hayvanlar üzerindeki tedavi etkinliklerinin değerlendirilmesi gerekmekte. Eğer ki bu açıdan ilaçlar tespit edilirse hayvanlar üzerinde denenmesinden sonra bu bir ilaç tespit edilebilirse kemoterapetik olarak bu tabii ki günümüzde harika olabilir. Sonuç olarak kedi ve köpeklerde meme tümörü insidansı yüksek olup etiyolojisinde steroid hormonlar rol oynamaktadır. Bu nedenle erken yaşta yapılan ovari sirektomi operasyonu koruyucu olmaktadır. Mastektomi ile beraber diğer tedavi seçeneklerinden birinin kombine şekilde uygulanması tedavi başarı şansını artırmaktadır. Başta tümör büyüklüğü ve metastaz varlığı olmak üzere prognozu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Kedilerde ise çok agresif seyirli olmasından dolayı tümörlerin daha ele küçücük yani mercimek tanesi kadar bile klinize getirildiğinde bir kedi daha mercimek tanesi kadar bile bir tümör varsa bütün meme loblarının uzaklaştırılması yoluna gitmek hayvanın yaşam şansını arttıracaktır. Yaşama şansını arttıracaktır. Yine kediler için de köpeklerde de bahsettiğim gibi yavru alınması planlanmıyorsa erken yaşta kısırlaştırılma hastalığının önüne geçilebilir ve kedinin yaşam süresini uzatabilir. Özellikle inflamatuar meme karsinoması biraz önce de söylediğim gibi köpeklerdeki en agresif tümör. Köpeklerde erken dönemde metastaza bağlı mortalite oranı oldukça yüksek. Onun için hiçbir tümörün oluşumun olmaması adına köpeklerde erken dönemde tespitlerin yapılması ve tedavi girişimlerinin yapılması gerekmekte. Özellikle meme tümörü oluşumuna predispoze yaştaki köpekler düzenli olarak kliniğinize getirilip muayene edilmeli ve kontrol altında tutulmalıdırlar. Yine köpeklerde meme tümörünün erken yaşta şekillenmemesi için kısırlaştırma, diyet düzenlenmesi, egzojen hormon uygulamalarından kaçınma gibi koruyucu faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Var. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Sağ olasın. Şimdi soru cevap kısmındayız. YouTube'dan yorumlardan bize sorularınız var ise gönderebilirsiniz. Ben de yayın esnasında gelen birkaç soru vardı. Onları sorayım hocam. Tamam. COX-2 inhibitörü olarak firokoksib kullanabilir miyiz? Filokoksin. Denenebilir. COX-2 inhibitörü olduğu takdirde sıkıntı yok. Evet hocam. Başka bir soru.
Bir soru daha geliyor herhalde hocam. Herhalde yazıyor şu anda hocam. Bir sorun vardı yazmış ama. Tamam. Beklerim, sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam geldi soru. 40 günlük gebe kedide feh oluştu diyelim. Hasta sahibi gebeliğin sonlanmasını istemiyor. 60. güne kadar beklemek kediye sorun yaratır mı? Şimdi vakaya bağlı. Eğer ki kitleler çok büyükse ve hayvanın üzerinde başka şikayetleri neden olacaksa o zaman kısırlaştırmamak gerekebilir. Ama kitleler küçükse beklenebilir ve işte doğumdan sonra müdahale edilebilir. Bu vakanın ve memelindeki lezyonların büyüklüğüne bağlı. Çünkü büyük olduğu zaman başka semptomlarda, başka klinik bulgular da işin içine girebiliyor. İşte demiştim ya, iştahsızlık, anemi, hayvanda işte bazen solunumda depresyon, solunum sıkıntısı oluşturabiliyor, ödem oluşturabiliyor vücutta. Bu ödemden dolayı, işte dolaşımdaki sıkıntılardan dolayı hayvanda başka problemler gelişebiliyor. O vakanın durumuna bağlı. Yani takip edilebilir. Eğer ki hasta sahibi illa yavru almak istiyorsa, yani o hayvanın genel durumuna göre karar verilebilir. O şekilde yapılabilir. Başka soru Çok var mı? teşekkür ediyoruz hocam. Biraz daha bekleyelim. Eğer soru gelmezse Tamam. dilerseniz yayını kapatalım hocam. Tamam, bekleyelim. Ticari marka isimleri geliyor da söyleyemiyorum. Anlamadım. Ticari marka isimleri geliyor da söyleyemiyorum diyorum. Ha. Şeyleri, etken maddeleri yok mu? Etken maddesini söyle. Bakıyorum hemen hocam yazmış mı? Etken maddesi varsa onu söyleyebilirsin. Tokeranip. Tokenerip. Hiç duymadım. Ne için Ticari kullanılıyormuş? markası olarak da sonrasında bir şey söylemiş. Mehmet Ümer'inde tavsiye ediyor musunuz diye bir soru gelmiş ama. Duymuyorum. Bilmiyorum. İlk defa duydum. Tokenarip. Şey mi? Homeopatik ilaç mı acaba? Bilemiyorum. Hiç duymadım. Dur, not alayım onu ben. Tokenarip. Palladia etken maddeymiş hocam. Herhalde ben direkt şeyi söyledim. Neymiş neymiş? Palladia Anlamadım. etken maddeymiş. Halledi ya. Hiç duymadım ama homeopatik ilaç olabilir. Homeopatik kullanılıyor Mehmet Ümer'inde. Homeopatik olarak uygulayabilirler. Ama homeopati esasen tedavi ediciden daha ziyade tedavinin ek tedaviye neden olan bir ilaç. Yani şöyle, bir tedaviye başlarsınız, homeopatiyle ek tedavi sürdürürsünüz ve destek tedavi gibi yaklaşım sağlar. Öyle söyleyeyim. Bir soru daha geldi hocam. Dilerseniz onu da sorayım, sonrasında kapatalım. Tamam. Mastektomi yaptığımız hayvanda akciğerde metastaz olmasa bile sonrasında kontrol için röntgen çekmeli miyiz? Evet, biz gelen kliniğimize gelen hayvanlarda da güzel bir soru. 3 ayda bir hayvanı kontrole çağırıyoruz. Yani mastektomi uyguladık. Biz mastektomi uyguladığımız esnada hayvanın meme tümöründen dolayı akciğerde metastaz yok. Ama biz 3 ayda kontrollerde çağırıyoruz hayvanı. Hem kan
biyokimyası ile beraber hemoglobin bakıyoruz. Hem de akciğerlerde olası bir metastaz durumu var mı diye kontrolünü yapıyoruz. Çünkü biz hayvanı ameliyat ettiğimiz esnada kitleleri uzaklaştırıyoruz ama kan dolaşımında mikro metastazlar olabilir ve akciğeri atlamış olabilir. O daha sonradan oluşabilir. İşte görüntüleyebiliriz onları sonradan. Onun için de 3 aylık kontroller yapılmasında fayda var. O zaman da kemoterapiyle hayvanın yaşam kalitesinin arttırılması için destek tedaviler yapılabilir. Tamam. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Aktardığınız bilgi ve tecrübelerden dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Siz değerli meslektaşlarımıza da katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimizden haberdar olmak için Instagram ve YouTube sayfamızı takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.